YouTube'dan dinleyen arkadaşlarımız için de merhabalar diyelim. Buradan da kaydımızı başlattık. Geçen hafta neler işlemiştik, bugün ne yapacağız? Bunları ortaya koyarak devam edelim. YouTube kaydını başlattık mı? Başlattık. Evet, geçen hafta sanal veri tabanı işlemleri üzerinde durmaya başlamıştık artık arkadaşlar. Sanal veri tabanı oluşturduk kendimize. Onun üzerinde temel veri tabanı operasyonlarını yerine getirmeye çalışıyorduk. Bunlara biz curut diyorduk. Bunlardan read ve delete'ye bakmıştık. Okuma ve silme işlemlerine baktık. Bugün de C ve U'ya bakacağız. Create ve update işlemlerine bakacağız. Create ve update işlemlerinin biraz daha farklı bir yönü var. HTTP post operasyonuna bakmamız gerekecek. Peki, ben şu eski programımızı da bir açayım. Şuraya kopyalamıştım zaten. 2019'un içinde bahar. Programlama 1'i Bipro. Sanal veri tabanı CU dedim. Kopyaladım. Bunu açayım. Bu programı siz de benimle birlikte yapmak isterseniz arkadaşlar, şu son uygulamamızın üzerindeki dosyadan ulaşabilirsiniz. Şuraya bırakmıştım. RAR'lı bir dosya. Oradan indirebilirsiniz. Geçen haftaki uygulamamızı bir de çalıştıralım. Sanal veri tabanı neden sanal veri tabanı arkadaşlar? Şöyle bir liste üzerinde çalışıyorduk. Buradaki veriler durmayacak. Hafızadan silinecekler. Görüntü yenilemiyor mu? Yeniledi. Tamam. Yani program boyunca duruyor. Ondan sonra biz programı yeniden başlattığımızda maalesef durmuyorlar, kayboluyorlar. O yüzden biz buna sanal veri tabanı demiştik. Peki niye durmayan veriler üzerinde çalışıyoruz? Niye gerçek veriler üzerinde çalışmıyoruz? İlk etapta arkadaşlar biz bu veriler üzerinde işlem yapmayı sanki normal bir C# listesindeymişiz gibi görelim istiyorum. Ondan sonra gerçek veri tabanıyla arasındaki bağlantıyı daha rahat kurabiliriz diye düşünüyorum. Yani normalde üzerinde işlem yaptığımız basit bir C# listesinden farklı bir şey değil. Bunu göstermek istiyorum aslında. Bizim normal C# tanımladığımız integer x dedik, bir değişken tanımladık. İndirirken mi hata veriyor Eyüp? Yani onu sabahki grup hatadan bahsetmemişti ama. Tamam. Şey yapalım. Ben onu nereye yükleyeyim? Telegram'a yükleyeyim. Ama şimdi Telegram açılmış olur. Nasıl yükleyeceğiz onu? Açarken. Ha, RAR'ı açarken hata veriyor. Anladım. Şey yapalım. Zipleyeyim arkadaşlar ben onu. O da dursun. Şunu yükleyelim. Tamam. Bir de bunu deneyelim bakalım. Şurası onay işaretine dönmesi lazım. Evet, şimdi yüklenmiş olması lazım. Tamam. Evet. Normal bir C#'da bir değişken tanımlayabiliriz. Integer x diyebiliriz. Ya da bir integerların listesini oluşturabiliriz. Stringlerin listesini oluşturabiliriz. Burada da personellerin listesini oluşturmuşuz. Personel dediğimiz varlıkların yan yana gelerek oluşturduğu bir yapı.
Bu liste üzerinde işlem yapmaya çalışıyorduk. O yüzden biz sanal veri tabanı dedik buna. Bunları yerine getirebilmek için arkadaşlar servis almamız gerekti öncelikle. Bunu Startup CS'den yapıyorduk, hatırlayın. Şurada Startup CS'de Ed Singleton'la bir servis almıştık. Artık MVC'de servis almak demek aslında nesnenin örneğini oluşturmak demek. Ama MVC'de bu işi biz daha kontrollü yürütelim istiyorlar. İsteniyor. O servis nesne bir yerde oluşturuluyor tek bir merkezde. Controller'lara kontrollü bir şekilde enjekte ediliyor. Örneğin Singleton'la alırsak biz servisi programın başından sonuna kadar çalışacağını garanti edebiliriz. Şuradaki fake data sınıfından bir örnek alıyoruz aslında. Normalde biz bunu new ile alabiliriz. Ama dediğim gibi bu işin daha kontrollü olması isteniyor MVC'de. Eğer ki tüm istek boyunca URL'den yaptığımız istekler boyunca hafızada kalsın isteniyorsa bir nesne add scope'la ya da nesneyi her istediğimizde yeni bir örneğinin gönderilmesi işimize geliyorsa transient'le servisi alıyoruz. Daha sonra bu servisi controller'lara enjekte ediyoruz. Çok sık yapılan bir işlem. Özellikle .NET Core'da bu standart hale geldi. Bağımlı enjeksiyon deniyor buna. O türden bir değişken burada yapıcı metotta tanımlanıyor. Şurada outline ekranında daha net görebiliriz. Pozisyona göre de sırala dersem yapıcı metotta gelen nesne şuradaki mavi oluyor. Bu bizim içeriye enjekte ettiğimiz veri tabanı nesnesi mavi olan. Diğer bütün action'lar bu mavi olan nesneye bağımlı demektir. Bunsuz yapamaz. Bu controller buna bağımlı artık. Evet. Yaşam ömürleri enjekte edilmesi dedik. Kendi aksiyonlarımızı yazdık. Temel veri tabanı operasyonlarını yerine getirebilmek için okuma ve silme işlemlerini yapabilmek için kendi aksiyonlarımızı, action'larımızı yazmıştık. Parametre göndermiştik. Link queue sorgularına da birazcık giriş yapmıştık. Bizim gelen ID'yi personel bilgisine dönüştürmemiz gerekiyordu. Örneğin details'te gelen ID basit bir integer veri. Bizim onu personel referansına dönüştürmemiz gerekiyordu. Personel referansına dönüşürse o personelin diğer bilgilerini de bulabiliriz demektir. Link queue sorgularına da giriş yaptık. Başka bir aksiyona yönlendirdik. Return redirect to action'la. Bu Strip kütüphanesine de yavaş yavaş bakıyoruz. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün de dediğim gibi temel veri tabanı operasyonlarından oluşturma ve güncellemeye bakacağız. Create ve update. Create ve update'in diğer operasyonlardan birazcık farkı olacak. Bunları onun için sona sakladık. Bunlarda birer form oluşturmamız gerekecek arkadaşlar. Neden? Çünkü yeni bir personel oluşturmak istiyorsak eğer var olanın detaylarını göstermek değil de yeni bir tane oluşturmak istiyorsak kullanıcının karşısına bir form çıkartmamız gerekecek, değil mi? Oradaki bilgileri dolduracak. Daha sonra o bilgileri server'a postalayacak. HTTP operasyonları var burada. HTTP operasyonları var. Bunlardan get ve posta bakacağız. Şimdilik bunlar işimize yarıyor zaten. İstekte bulunursak get, herhangi bir veriyi postalarsak server'da işlem yapmak üzere submit edersek post oluyor. Aksiyonlarımızı, action'larımızı HTTP post olarak işaretleyeceğiz. Bu bir data annotation diye geçiyor köşeli parantez içinde. İlerledikçe karşımıza başka annotation'lar da çıkacak. Bunları veri doğrulamak için de kullanacağız. Modelde örneğin adı alanının üstüne yazarsak adı alanının her yerde, daha doğrusu hiçbir yerde boş geçilememesini sağlayacak. Veri doğrulamak için de kullanacağız bu annotation'ları. Veri açıklamaları demek aslında. Metotları, property'leri falan açıklar köşeli parantezler. Peki, önemli işlemlerden birisi arkadaşlar, biz form oluşturduğumuzda formdaki bilgilerin modelle eşleşebilmesi için model binding yönteminden yararlanacağız. Model binding. Şuradaki ASP for attribütü sayesinde biz model binding'i yerine getirmiş olacağız. Formdaki bilgiler modelle eşleşecek. Biz hiçbir şey yapmadan kutucuktaki bilgiler modelle eşleşecek. Debug işlemlerine giriş yapacağız bugün.
Programlarımızı yeri geldiği zaman adım adım çalıştırmamız gerekir. Nesnelerin içindeki değerleri inceleyebilmek için. Ve arkadaşlar, .NET Core'la birlikte gelen asenkron metotlar var. Otomatik kod yazmaya geçince, code generator aracını kullanmaya başlayınca asenkron metotlar çok karşımıza çıkacak. Bugün bunlardan bir tanesini kullanacağız. Hem de asenkron metotların nasıl bir şey olduğunu görmüş olacağız. Tamam. Bugünkü amacımız bunlar. Dilerseniz başlayalım. Örneğimizi zaten şuraya açmıştım ben. Bunun üzerinden gidelim. Projeyi indirmekte herhangi bir sorun oldu mu arkadaşlar? Zipli halini indirebildiniz mi acaba? Eyüp, bir sıkıntı var mı? Tekrar deneyebildiniz mi? Tamam. Sıkıntı olursa tekrar yazarsınız. Tamam. Bir sıkıntı yok. Güzel. Misafir kullanıcım açık arkadaşlar. Ben oradan da yazılanları takip ediyorum. Evet, şimdi projeyi çalıştırdık demiştik. Bir daha açalım. Açmamışız zaten. Böyle bir indeks ekranı bizi karşılıyor. Demek ki Startup CS'den başlangıcı değiştirmişiz. Personel işlemleri kontrollerine vermişiz ki açılır açılmaz burası geliyor. Burada bir index action'ı yazdık. Index action'ın görevi, genelde index action'ları mevcut eldeki bütün verileri bir listeler. Biz de eldeki bütün personelleri şu anda listelemişiz. Firefox'la indirince düzeldi. Tamam. Diğer arkadaşlarımız da o yolu denerler o zaman. Şimdi bunlardan detay butonuyla herhangi bir müşterinin personelin detayını görebiliyorduk. Aslında o butona basınca bizi başka bir action'a yönlendiriyor. O action'a ilgili parametreyle gidiyoruz. Yani details action'ına Ahmet personeli için 1531 sicil numarasıyla giderken, details action'ına Ayşe'nin üzerinde tıklasam detaya 1530 parametresiyle gitmiş olacağım. Aynı action'ı farklı farklı parametrelerle kullanmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunlara ilaveten biz bir de yeni personel oluşturmak istiyoruz. Önce arayüzü bir kurtaralım. Yeni personel oluşturmak için tekrarlayan bir butona mı ihtiyacımız var, yoksa tek bir yerde duran bir butona mı ihtiyacımız var? Detay butonu tekrarlanıyordu. Çünkü hangi müşterinin, hangi personelin detayını görmek istiyorsak tek duran bir tane butona ihtiyacımız var, değil mi? Detay niye tekrarlanıyor? Hangisinin detayına tıklarsak onun detayı gelecek. Sil neden tekrarlanıyor? Hangisine tıklarsak onu silecek. O yüzden. Şurada personel listesinin altında bir yeni personel oluştur butonu görmek isteyelim biz. Arayüzü kurtaralım. Bakın, şu anda action'dan bahsetmiyorum. Arayüz. Peki orada bir buton olabilmesi için bu kadar dosya ve klasör arasından hangi gruba yönelmeliyim? Hangi katmana yönelmeliyim? Controller, model, view, değil mi? View'lere yönelmeliyim Atabey. Güzel. Çünkü yapmak istediğim görünümle ilgili bir şey, arayüzle ilgili bir şey. View'e geldim. Bunların içinden arkadaşlar hangi klasöre yönelmeliyim? Personelleri listeleyen sayfada çıkmasını istiyorum bunun. Bu muhtemelen personel işlemleri, değil mi? O controller'ın adıyla açılan klasör, onların arasında da index CSHTML dosyası bulduk. Burada bir tablo yapısı içinde personelleri listeletmişiz. Tablo yapısına da dikkat ederseniz sabit duran bir başlığımız var. Tekrarlamıyor bu. Bir de onun içinde tekrarlayan, her müşteri kadar tekrarlayan satırlarımız var. Tekrarlamasını sağlayan nedir? Üstündeki for each döngüsü. Tamam, biz şimdi şu personel listesinin altında bir buton olmasını isteyelim. A tag ile bir buton yapabiliriz. BTN sınıfına sahip olsun diyelim. BTN outline olsun arkadaşlar. İçi dolu olmasın. Dışında bir çerçeve olsun butonun. Primary buton. Outline primary diyelim. İçinde ne yazsın bunun? Süslü parantezde içindeki değeri de veriyorduk. Yeni personel. Evet, Enter'a bastığımız zaman A tag'imizi oluşturduk. Yeni personel butonuna basarsak eğer, bizi ASP action'lardan create action'a götürsün.
İsimleri de İngilizce yazıyoruz ki arkadaşlar kod generator'la oluşturulmuş isimlere benzesin diye. Aynı o yapıda gitmeye çalışıyoruz aslında. Kod generator bizim yerimize kodları oluşturduğu zaman eşleştirebilelim diye. Ha, buraya bunu yapmış gibisinden. Tamam, onun benzerini yapmaya çalışıyorum ben şimdi. Yeni personel butonuna basınca bizi create action'ına götürecek. Bakalım şimdi buton istediğimiz yerde mi? Yeniledik. Tamam. Yeni personel geldi. Biraz daha aşağı indirebiliriz bunu. Marginleri kullanıyorum bunun için. Yukarıdan pay bırakmak istiyorsam margin top diyorum. Ne kadarlık bir boşluk olsun? 3 birimlik bir boşluk olsun. 5'e kadar bunu ölçeklendirmiş kendi. O gelinceye kadar arkadaşlar biz bir değişiklik daha yapalım. Şu butonları da isterseniz outline'a dönüştürelim. Şunları. İlk grupta öyle yapmıştık. Daha güzel durmuştu. Outline. Primary'i yukarıda kullandığımız için secondary'i kullanalım. Gri gibi bir buton çıkartıyor. Aşağıdakini de outline yapalım. Danger olsun diyoruz. Tamam. Şimdi döndük bakıyoruz. Tamam. Böyle bir görüntü oluştu. Yeni personel butonumuz var en azından. Tabii tıklayınca 404 hatasını yapıştırdı bize. Çünkü personel işlemleri kontrolünde create diye bir action yok şu anda. O yüzden 404 hatasını aldık. Çözüm ne? Create action'ı yapalım. Peki bu create action ne işe yarayacak? Create action arkadaşlar karşımıza bir form çıkartacak. O halde asıl görev action'da değil. Action view'e gönderecek bunu. Çünkü browser'da olması gereken arayüz işlemlerini view halleder. Ama tabii view'ler kendi başına gelemez. Onları bir action'ın tetiklemesi lazım. Biz yine personel işlemleri kontrolörüne dönüp create action'ımızı oluşturalım. Şuradan herhangi bir action'ı kopyalayalım. Tekrar yazmamak için index'i kopyaladım. Yapıştırdım. Adını create olarak değiştirdim. Dediğim gibi create action'ın şu anda aslında çok bir görevi yok. Normalde action'lar arka tarafta sorgu falan çalıştırırlar. Örneğin delete action'ı ne yapmış? Kendisine verilen ID'yi sorgulayıp personeli bulmuş. O personeli view'e göndermiş. Pardon, şu details bunu yapmış. Bu da silip index'e göndermiş. Ama buradaki create action'ı şu anda çok bir işlem yapmıyor. Sadece arka plandaki create view'ini çağırıyor. Yani bizim ortaya çıkaracak olan formumuz bu view'de programlanmalı. Zaten arayüzle ilgili bir şey. Tabii view'imiz yok arkadaşlar şu anda. Bakıyorum details'te index var. Üzerine sağ tıklayıp add view dedim. View'imiz oluştu. Create'e geldik. Şimdi burada formu nasıl oluşturabiliriz? Düşünüyoruz. Az çok HTML bilgimiz vardır arkadaşlar. Değil mi? Web tasarım temelleri dersinden hatırlıyoruz. HTML'de formlar nasıl oluşturulur? Form tag'i, form tag'in içine inputlar kullanarak, inputların da tipleri vardır değil mi? Text, number, email, file falan kullanacağız. Tipleri vardır. Bunları görsel olarak daha da zenginleştirebilmek için arkadaşlar Bootstrap kütüphanesinden yine yararlanabiliriz. Bakalım Bootstrap kütüphanesine. Yine bir yavaşlık var bilgisayarda ama. Dokümantasyon. Şuradan form diyelim. İlk çıkan işimizi yarıyor. Peki Bootstrap'in formları buna benzer şeylermiş arkadaşlar. Bootstrap bu işi zenginleştirebilmek için bakın şunları da yapıyor. Örneğin label
Ve input'u birbirine bağlamış burada. Bu sayede label'a tıklarsak input'un da seçili olmasını sağlıyor. Password'e tıklıyorum. Bakın aşağıdaki seçiliyor. Gibi. Bunu nasıl sağlamış? Input, label ve small etiketini div ile birbirine bağlayarak. Bunlara da bir form group demiş. Bu label'ın aşağıdaki input'u kontrol edebilmesi için de arkadaşlar şuradaki for niteliğinden yararlanıyor. Buradaki değer, dikkat edin, input'un id'sinde yer alıyor. Yani bu label kimin için var? For email 1 için varmış gibi. Biz de buna benzer bir yapı kullanacağız. Burayı alabiliriz hatta. Şöyle bir bakalım. Bootstrap'in formları ile ilgili placeholder'lar kullanabilirmişiz arkadaşlar. Bazen olur ki bir kutucuğun içine kullanıcıya oraya nasıl değerler yazabileceği ile ilgili küçük bir örnek göstermek iyi olur. Placeholder'lar bu işe yarıyor. Bakın yazdığım zaman içindeki değer gidiyor. File input'lar için. Boyutlarını ayarlayabilirmişiz. Büyük, küçük falan filan. Uzunluklarını seçim ekranlarında. Read only yapabiliriz arkadaşlar. Read only özelliğini verirsek kullanıcının değiştirmemesini sağlıyor. Bugün bunu da kullanacağız aslında. Grid yapısını kullanmış. Burada bir row haline getirmiş. Şurada yan yana yazdırmış. Grid yapısına da bakacağız bugün biraz Bootstrap'in. Gibi checkbox'lar, radyo butonlar. Inline derse aynı satırda yerleştirebiliyor arkadaşlar elemanları. Şurada değişik bir tasarım yapmış. Tamam. Bunu artık incelersiniz. Şunu arıyordum. Önüne şöyle işaretler koydurabilirsiniz. O kutucuğun ne işe yaradığı ile ilgili daha çok fikir veriyor kullanıcıya gibi. Bize şu anda yukarıdaki yeter. Yukarıdaki form yapısını böylece alalım. Projemize geldik. Create CSHTML view'imize yapıştırdık. Şimdi şu arayı biraz açalım. En azından div grupların arasını açalım. Şu da ortada dursun. Yukarıda bir div grubumuz var. E-mail adres için yapmış bunu. Biz onun yerine sicil numarasını almaya çalışacağız. Personelin sicil numarası. Bu label arkadaşlar kimin için geçerli olsun? Sicil no diyelim şuraya. Sicil no. Kopyaladık. Aşağıdakine yapıştırdık. Aşağıdaki input için geçerli olsun. Dikkat ederseniz şurada bir yardım ekranı var. Bu yardım ekranı kim tarafından kullanılacak? Sicil no yardım diyelim buna da. Kopyaladık. Aşağıdaki small etiketinin ID'sine yapıştırdım. Sicil numarası. Şuraya açıklama yazabiliriz. Benzersiz bir sicil numarası girilmelidir diye kullanıcıyı uyaralım. Şimdi biz kullanıcıdan alıyoruz bu sicil numarasını ama ileride bunlar otomatik olarak artacak ID değerleri. Ya da biz belli bir algoritmaya göre kendimiz onu arttıracağız. Kullanıcıya bu işi bırakmamak lazım. Ama şimdi oraya benzersiz yardımını da göstermek için böyle bir değer yazı verdik. Peki aşağıdaki arkadaşlar password demiş. Biz onu adı yapalım. Adı tipini değiştirmemiz lazım. Text olsun. Password dersek üstü yıldızlı çıkar. Kullanıcılar göremez yazılanları. Input'ta adı kontrol etsin. Evet. Şunu kopyalayalım. Checkbox'a ihtiyacımız olmayacak. Checkbox'ı şurada kullanıyor. Şöyle. True false değerlerimiz olsaydı eğer bizim. Personelle ilgili aldırdığımız true false değerlerimiz olsaydı checkbox'ı kullanabilirdik. Evet, kopyaladığımızı yapıştırdım. Soyadı. Bu da soyadı olsun.
Bir tane de resim alanı için gerekli arkadaşlar. Resim alanını yalnız şu anda upload işlemlerini bilmediğimiz için personelin resmini gösterirken altında yardım olan şu sicil numarasınınkini alalım. Sadece kullanıcıdan yolunu istetelim. Resim dedik. Kullanıcıya nasıl bir şey gireceğini yazalım şuraya. Resmin yolu girilmelidir dedik. Öyle bir yardım. Resim olsun. Resim. Resim yardım. Evet. Tipi de text olmalı. Değil mi? Biz yazıyla resmin yolunu alacağız. Dediğim gibi upload işlemlerini öğrenince oraya bir input file nesnesi koyacağız. Kullanıcı kendi bilgisayarından resim seçebilecek. Evet, butonumuzun adı da üzerinde yazan değerde oluştur olsun. Submit butonu dikkat ederseniz bir formun içindeki submit butonu ne işe yarar arkadaşlar? O formdaki bilgileri server'a postalar. Değil mi? Göndermeye yarar. Evet. Eğer ki bunun türü reset olsaydı içindeki bilgileri silerdi. Bunlar özel butonlar. Bir formun içinde birden fazla submit butonu da olabilir. Farklı farklı action'lara da gönderebiliriz. Bu submit butonuna basınca. Peki bu submit butonuna basınca bunu hangi action karşılayacak arka tarafta? Yazalım şu anda. Biz onu orada başka bir şey anlatacaktım ama neyse. Şimdilik yeri geldi yazalım. Daha sonra bakarız. Baş harfini büyük yapalım. Create. Evet. Bir bakalım yani nasıl bir tasarım çıkıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş tasarım değiştirerek gidelim. Tabii CreateVB'ni eklediğimiz için .NET WatchRun etkili olmayabilir. Bunu durdurup tekrar çalıştıralım. Yeni bir dosya eklediğimiz zaman onu göremiyor arkadaşlar. Dosyanın üzerindeki değişiklikleri görüyor ama yeni dosyaları bazen görmüyor. Tamam, şuradan yeniden açtık. Yeni personele tıkladık. Bu create action'a gidiyor. O bize create view'ini fırlatacak ve ekranda bir tane form görmeyi bekliyoruz. Bakalım tıkladık. Evet, böyle bir form geldi. Sicil numarası, benzersiz bir sicil numarası girilmelidir. Resmi yolu girilmelidir. Açıklamaları da yazdı bize. Genelde bu kadar uzun olması hoş görünmez göze. Sicil numarası düşünsenize birkaç tane yazacak, upuzun gidiyor gibi. Bunu biraz daha kısaltabiliriz arkadaşlar. Kısaltmak için de Bootstrap'in grid yapısından yararlanacağız. Bakın Bootstrap'i açalım yine. Şuradaki grid yapısına da yavaş yavaş alışmış oluruz. Dokümantasyondan grid'i arattım. Bootstrap arkadaşlar tablolar yerine grid yapısını kullanmayı öneriyor. Evet, kolonları değerlerini vereceğiz ev. Bu grid yapısına göre row'lar oluşturabiliriz, satırlar ve o satırların içinde de şu eklentinin arkadaşlar bir saniye. Simgeyi görüntülesin bize. Tamam. Satırlar oluşturabiliriz. O satırların içinde de sütunlar için divler oluşturabiliriz, kolonlar. Bu Bootstrap'in varsayılan grid sistemi 12 tane sütundan oluşuyor arkadaşlar. Grid sistemi varsayılan olarak 12 tane sütundan oluşuyor. Bu sütun değerlerini verebiliriz, vermeyebiliriz de. Örneğin şurada 6 birimlik bir yer almış. Diğerleri kalanları paylaşacaklar muhtemelen. 6 birim o almış. Diğerleri de kalanları paylaşacak dediğim gibi. Ya da şu şekilde yaparsak eşit bir şekilde bölecek. Kaç tane kolon kullanmış burada? 4 tane. Bir row'u 4 kolona bölmüş. Bunlara değer vermediği için 12'yi paylaştılar. Her biri 3'er birimlik oldu. Ama aşağıdaki yapıya dikkat ederseniz bir row'u, bir satırı 2'ye bölmüş, 2 kolona bölmüş. Birinci kolonun 8 birimi almasını, ikincisinin de 4 birimi almasını sağlamış aşağıdakinde. Tamam. Böyle basit bir sistem var aslında. Bu responsive uygulamalar geliştirirken değişen ekran oranlarına göre daha iyi tepki verebilen
uygulamalar geliştirirken çok işimize yarıyor arkadaşlar. Normal bir tablo ile yapsak, normal tablo ekran küçüldüğü zaman tablo bölünmez. Ama Bootstrap'in grid yapısı kolonları hemen aşağı atlıyor. Telefondan mı bakıyoruz? Aşağıya doğru uzay veriyor. Tamam, o açıdan iyi. O yüzden biz de şimdi buradaki formumuzu bir grid yapısı içine alalım. Şöyle geldik. Formu seçiyorum. Aşağıdaki elemanı bir kapatsam yer dar zaten. Seçtim. Wrap'ı çağırıyorum arkadaşlar. Ctrl Shift P'den Wrap'ı çağırdım. Bir div olacak. Bu divin row klasıyla işaretlenmesini istiyorum. İçine bir div daha olacak. Onun da call klasıyla işaretlenmesini istiyorum. Call 4 olsun. 4 birimlik bir kolona yerleşsin istiyoruz. Evet. Enter. Bir bakalım. Nerede bizim eleman? Tamam. Bakın daha güzel görünüyor. Biraz daha küçülttük. Tepesine bir yazı ekleyebiliriz belki. H1 ile ekleyelim onu da. Text primary olsun. İçinde ne yazsın? Yeni personel oluştur. Yani kullanıcının o anda hangi ekranda olduğunu görmesini sağlayalım. Belki bunun altında bir de çizgi iyi olur. HR ile bunları ayırmak iyi olabilir. Bir çizgi koyalım. Ben Jumbatron'u seviyorum arkadaşlar böyle yerlerde. Bunların hepsini seçip yine Wrap'tan bir div olsun. Onu da Jumbatron'un içine alalım. Yukarıdan belki yine birazcık marjin verebiliriz. 5 birim aşağıya kaysın diyelim. Doğru yazdım değil mi? Tamam. Bakalım şimdi çıktı nasıl olmuş? Bir sorumuz varmış galiba oradan okuyamadım tam. Field set gibi temel elementlerle uyumlu olur mu? Tam anlayamadım Eyüp. Field set. Nerede kullanıyoruz? Formların dışına. Formla input arasına. Evet. Yani bilemedim. Belki bazen bildiğimiz bir şeyin ismi değişik olabiliyor. Onunla ilgili bir örnek gönderebilirseniz kodun üzerinden daha rahat okuyabiliyorum ben. Oradan bakmaya çalışalım. Olur mu? Şu an anlayamadım soruyu maalesef. Ya da bilmediğim bir şey. Peki. Buradan Jumbatron'u koymuştuk arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şurayı yenilemiş olması lazım. Tepesine bir de ifade koyduk. Evet. Böyle bir form oluşturmuş olduk. Yeni personel oluştur dedik. Sicil numarası, adı oluştu falan filan. Arayüzü daha da süsleyebiliriz. Şimdilik bu kadar yeter. Gelelim bu formdaki bilgilerin işlenmesine. Submit butonumuz bu formu arkadaşlar. Submit butonumuz bu formu nereye gönderecek? Add işlemiyle yapacağız. Evet. Eyüp linke biraz sonra şeyde bakalım olmaz mı? Dersin sonunda olmazsa. Şimdi bu gidişatı bölmeyelim. Ben burayı anlatayım. Olur mu? Tamamdır. Ne diyorduk? Bu formun işlenmesini arkadaşlar. Biz şu anda submit butonun formu nereye göndermesi gerektiğini yazdık aslında. Oluştura basarsam create action'a gönderecek. Gönderiyor. Aynı action tekrar geri geliyor. İşte burada arka tarafta bizim bu formdaki bilgileri işleyebilecek farklı türden bir action'a ihtiyacımız var. Farklı türden kastım nedir? Biz create'i aslında farkına varmadan arkadaşlar iki türlü çağırıyoruz. Normal çağırdığımız zaman formu getirsin diye çağırdığımız zaman bu HTTP operasyonlarından get işlemine denk geliyor. Biz buraya yazsak da yazmasak da
Bu varsayılan değerdir. Varsayılan. Biz buraya get yazsak da yazmasak da get işleminde çalışır. Bizim diğer action'ımız ise buraya bir tane daha oluşturacağız. Bir create action'ı daha oluşturuyorum. O create action'ı HTTP operasyonlarından geldim buraya köşeli parantez içinde. Posta çalışsın istiyorum. Tamam. Şimdi tabii arkadaşlar iki metodun imzası aynı olamaz. Yani ismi ve parametre listesi aynı olamaz. Zaten alttaki metoda farklı değerler gelecek. Neden? Üstteki metot arkadaşlar bizim yerimize bir form oluşturuyor ya. Bunun görevi bu. Ekrana bir tane form çıkartmak. O formdaki bilgileri model binding dediğimiz bir yöntemle binding yanlış mı yazdım? Model binding dediğimiz bir yöntemle personel türü altında toplayacak arkadaşlar bize. Aslında model binding iki yönlü de çalışır. Yani personeli verdiğimiz zaman personelin bilgilerini forma da aktarabilir. Dersin ikinci bölümünde onu da göreceğiz. Ama şimdi bizim yapacağımız tek yön şu anda. Formdaki bilgileri personele yüklemek olacak burada. Tamam. Neyle? Model binding ile. Bu view'deki bilgileri personel türüne yükleyebilmek için tepesine bir belirteceğimizi yine koyalım. Et model personel diyorum. İşte şimdi arkadaşlar tag helper'lardan bahsetmiştik ya tag helper'lardan normal HTML taglerinin içine C# atribütleri ekleyebiliyorduk. Bunlardan bir tanesi ASP for atribüt nitelik ne derseniz ASP for. ASP for'a modelle ilgili alanları yazabiliriz. Şimdi bizim personel modelimiz neredeydi? Bir açalım. Sağ tarafta gösterelim hatta onu da. Bakın şu içindeki değerleri buraya bağlayabiliriz. Ben istiyorum ki buradaki input'ta sicil numarası girildiği zaman o personel türünün tırnağı açmamışız. Sicil no alanına yazılsın. Yani bizim ayrıyeten bir aktarma yapmamız gerekmeyecek. Kutucuğa girilen sicil numarası personel modelinin, personel nesnesinin sicil numarası bölümüne yazılacak. Aynı mantıkla adını da yapacağız. Şuradaki input'a geldik. ASP for adı olsun. Burada maalesef IntelliSense çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden şu modeldeki isimlerin aynılarını yazmak zorundayız. Soyadına geldik. Input'un içine nasıl yazmışız orada? Baş harfi büyük soyadı. Resme geldik. Input'unun içine resim yazdık. Tamam. Yani buradaki kutucuktaki bilgileri personel nesnesi altında topladım şu anda. Bu server'a gönderilecek arkadaşlar. Ne zaman? Biz oluştur butonuna basarsak eğer. Server'a gönderilecek. Server'daki create action'ı post olarak işaretlenmiş olan create action'ı form'dan gelen bilgileri, personel bilgisini yakalayacak burada. Bunun için yapmamız gereken personel türünden bir değişken oluşturmak. Tanımlanmamış. Yukarıya using'ini ekleyelim hemen. Modelini ekledim. Model klasörünü, namespace'ini. O bize küçük harflesini önerecek. Personel değişkenine getireceğiz. Yani şuradaki formdaki bilgiler buradaki personele aktarılmış olacak. Tamam. Onunla ne işlem yaptığı şu anda gerekmiyor. Biz şu anda onu bir göz ardı ediyoruz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bu işlemi deneyebilmek için bunu durduralım. Debug işlemlerine de yavaş yavaş gireceğimizi söylemiştim ya. Şuraya bir durak noktası koyalım. Bizim forma girdiğimiz bilgiler buraya nasıl geliyor diye bakalım. Tamam. Buraya bir durak noktası koydum. Debug işlemleri için normal .NET Run'la çalıştırmamam lazım. Ya da işte .NET Watch Run'la çalıştırmamam lazım. Şuradaki debug moda gelip ya da yukarıdan arkadaşlar Start Debugging diyorum.
Debug modu kullanabilmek için hata programı durdurup hatalara karşı adım adım incelemeyi sağlayabilmek için Start Debugging ile başlattım. Geldi. Yeni personel diyorum. Bakın, Create Action'ına durak noktası koymuş olmama rağmen orada durmadı henüz. Dursaydı burası göz kırpardı bana aşağısı. Çünkü ben Create Action'ını, iki tane Create Action'ım vardı. Get'li olanı çağırdım şu anda. Postlu olanı ne zaman çağıracağım? Yukarıdan arkadaşlar URL'den yazarak postlu olanı şu anda çağıramayız. Bunu özel programlarla, Postman gibi programlarla falan yapabiliriz ama tabii ki. Ya da eklentiler var bununla ilgili. Biz URL'den yazıp Enter'a basarsak bu HTTP GET işlemidir. Tamam. Postu ne zaman çağırırız peki? Buradaki formu submit ederek çağırırız. Bir sicil numarası girelim buraya. Otomatik dolduruyor şunları. Şu da Ahmet JPG olsun. Bu değerleri girdik. Şimdi oluştur butonuna basarsam eğer. Evet. Ne yapmayı unutmuşuz? Fark ettik mi? Bunu özellikle bıraktım aslında. Evet, onun türünü e-mail olarak bıraktık. Bootstrap ne yapabiliyor? Bunların türlerine göre validation işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. İstemci tarafındaki validation'lar bunlar, dikkat ederseniz. Yani burada basit bunun e-mail olup olmadığını anlayabiliyor. Sunucu tarafında validation'ları da gerçekleştirebiliriz. Text ya da number yapalım. Güzel. Burayı geldik. Create CSHTML'de. Neredeydi? Tipini number yapalım. Sicil numarası ya. Karakterlerin girilmesine izin vermeyelim arkadaşlar. Personel işlemlerinden yine durak noktamız var. Programı durdurdum. Yeniden başlattım. Buraya gelip durmasını bekliyoruz. Alttaki create'de, üstteki create'de durmasını beklemiyoruz. Personel işlemleri dedim. Formumuz geldi. 123 Erkan Ahmet JPG olsun. Buraya dediğim gibi ileride file upload'u öğrenince file input nesnesi yerleştireceğiz. Bir dosyanın seçilmesini sağlayacak. Evet. Şimdi oluştur butonuna bastığım zaman bu formu submit edeceğim için bakın aşağıda bize göz kırpıyor dikkat ettiyseniz. HTTP postla işaretlenmiş olan Create Action'ında durdu program. Durak noktası koyduğumuz için oraya. Buradaki değişkenin üzerinde beklersek arkadaşlar. Bakın yukarıda model binding ile bu değişkene bağlanan değerler geldi. Yani bizim ASP for'u kullanmamız yeterli. Onun dışında bir şey yapmamıza gerek kalmadı bu alanları birbirine bağlamak için. Tamam, model binding hakkında az çok fikir sahibi olduk mu acaba? Bu işlem model binding diye geçiyor. Bunun tersi de doğru. İleride bunun tersini yapacağız arkadaşlar. Yani personelin bilgilerinin kutucuklarda yer almasını sağlayacağız. Two-way binding deniyor buna. İki yollu bağlama. Peki şu anda ne yapar bu? Bu personel bilgilerini aldı. Ekler mi? Şu anda eklemez. Yapmamız gereken nedir? Bu personelin personeller listesine eklenmesini sağlamak. Bizim veri tabanımız neredeydi? Data'nın içinde fake data. Bu listeye yeni personelimizin eklenmesini nasıl sağlarız? Bu listeyi servis olarak kullandığımız şey, bu listenin servisi için kullandığımız değişkenle başlarız işe. Yani context şuradaki mavi olan, hatırlayın. Yapıcı metotta aldık. Bu mavi olan veri tabanı nesnesi, veri tabanı servisi diyelim. O servis üzerinde işlem yapacağız. Geldik buraya. Context nokta personeller listesi. C#'taki bir listeye dinamik dizi olarak düşünüyorduk arkadaşlar bunları. Ekleme yapamaz mıyım? Çıkartma yapabilirim değil mi? Sorgulama yapabilirim. C#'taki listeler üzerinde bunları yapabilirim. İşte gelip buraya add diyorum. Bu bir metot. Parantez açtım. Bakın bu benden ne bekliyor? Bana bir item verin diyor. Türü personel olsun. Yani ben buna tutup da şunu veremem arkadaşlar. Noktalı virgülünü de koyalım. Şunu veremem. Ahmet personelini ekle buraya.
Şu anda Ahmet personelini mi ekle demiş oldum? Ahmet stringini mi ekle demiş oldum buraya? Zaten stringini değil mi? String dönüştürülemiyor diyor. Kabul etmiyor. Çünkü o benden bir personel bekliyor. Şunu yapsaydım olurdu arkadaşlar. Bakın Ahmet'in yerine new personel süslü parantez içinde burada kontrol boşluğa basarsam personelin propertileri çıkacak. Adı eşittir Ahmet. Böyle yaptığım zaman şu parantezi de biraz açayım iyice belli olsun diye. Hop. Evet, böyle yaptığım zaman adı Ahmet olan personeli vermiş oluyorum ona. Kabul ediyor bunu. Çünkü bu bir personel. Adını da vermesem kabul ederdi. Adını da vermesem sonuçta bu bir personel bunu kabul eder. Ama tırnak içinde Ahmet'i kabul etmez. Yalnız arkadaşlar ben adı Ahmet olan personeli mi eklemek istiyorum buraya? Yoksa kullanıcının formda girdiği personeli mi eklemek istiyorum? Bu şekilde yaparsam hep adı Ahmet olan Ahmet'i girer, personeli girer. Yukarıdaki personeli buraya almak için zaten bir değişken tanımlamıştım. Formda girilen bilgiler şuradaki değişkene geliyor. Değil mi? Burada kalemimi açayım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir tane formumuz var. Bu form create ile beraber çıktı. Yani create action'ı return view dedi. Biz de Bootstrap'in formlarını kullanarak ekrana çıkarttık. O formun üstünde alanlar var. Nedir işte? Sicil nosu, adı, soyadı, resmi. Değil mi? Biz bunları tutup model binding yöntemiyle personele bağladık. Bu içindeki arkadaşlar ASP for'lar yardımıyla ASP for dedik. Sicil no. ASP for adı gibi bunları tuttuk. Bağladık. İşte buradaki bağlama işlemi model binding diye geçiyor. Tamam. Bu arkadaşlar bize paketlenerek şöyle yapalım. Silmez mi? Siler. Evet. Bu bize paketlenerek personel olarak verildi. XAML'daki binding işlemi de bunun gibi. Evet. Aynı. Atabey. Personelin içinde ne vardı? Sicil no, adı, soyadı falan filan. Buradaki alanları biz teker teker nasıl gösterelim onu? Şöyle. Teker teker buraya bağlamış olduk. Paketlendi ve bu paketi de getirip personele verdik. Bu işlemler ne zaman gerçekleşiyor? Biz buradan tutup submit butonuna basarsak. Ona rengimiz kalmamış. Şuradaki submit butonuna basarsak. Dolayısıyla arkadaşlar bizim şurada ekleyeceğimiz değer new personel Ahmet olmamalı. Bunun yerine artık şu yukarıdaki personeli eklememiz lazım. Çünkü buradaki değerler birleşerek personel adı altında geliyordu. Biz de onu buraya ekledik. Bu işlem ne zaman gerçekleşiyor? Postlu olan create çalıştığı zaman gerçekleşiyor. Tamam. Kapatalım bunu. Temizledik. Adım adım yine bir çalıştıralım. Orada deneyelim, görelim. Şu an çalışmıyor değil mi? Yeniden başlattık. Yeni personel. Sicil numarası 123. Ahmet
Mazeret bilmez. Resmi Ahmet JPG olsun. Oluştur dedik. Aşağıdan bize göz kırpıyor. Geldik şimdi. Bakalım gelen personel bilgileri, formdan bize gelen bilgiler. Ahmet mazeret bilmez. 123. Biz de bunu personellerin içine aktaracağız. Şimdi şu personellerin üstünde duralım. Bakın 8 taneymiş. Şu anda listenin içinde 8 tane. En sonuncu kim? İndisi 7 olan Zeynep. Ama biz F10'la ilerleyip gelen personeli yani Ahmet'i listeye eklersek F10'la geçiyorum. Personellerin üstünde duralım. Bakın count'u 9'a çıktı. En sonuncu Ahmet mazeret bilmez buraya eklenmiş. Tabii ki arkadaşlar burada devam ettirirsek eğer bu işi buradan yoluna devam et diyelim. Hatta şu durak noktasını kapatıp yoluna devam et diyelim. Return view diyor ya, tekrar kendi view'ini çağırmış olacak bize. Tekrar kendi view'ini çağırdı. Yukarıya link de koymamışız biz maalesef. Şurasıydı. Personel listesine nasıl dönebiliriz? Şuradan indeksi çağırırsak Ahmet'in buraya eklendiğini görürüz. Ama bunu otomatik yapsın istiyoruz. Yani bir elemanı ekledikten sonra hemen otomatik indekse geri dönsün. İşte bu işlem içinde şuradaki return view'i şuradakiyle değiştirebiliriz. Ne yapıyordu bu? Bizi index action'ına yönlendiriyordu. Dikkat edin bakın action view değil. Action'a yönlendirmenin esprisi nedir burada? Action'a yönlendirelim ki yeni listeyi tekrar okuyup ekranda yansıtsın. Viv okumayı bilmiyor. Yani personeli okumayı bilmiyor. O kendisine gelen personeli listelemeyi biliyor sadece. O yüzden Action'a gönderiyoruz. Bu Action yeni listeyi okuyor. Ahmet'in de eklendiği yeni listeyi okuyor. Ekranda gösteriyor. Ve tekrar kendi Viv'ini çağırıyor. Yani sonuçta program şuraya gitmiş oluyor. Buraya gelmiş oluyor. Bu tekrar kontekstin içinden personelleri okuyor. Dolayısıyla eklenmiş halini okumuş oluyor. Tamam. Bakalım şimdi. Watch run'la çalıştıralım. Debug moda ihtiyacımız kalmadı artık. Durak noktamızı da kaldırdık. Hemen bir personel ekleyebilmemiz lazım. Eskileri bir kapatalım. Geldi. Yeni personel diyoruz. 123 Erkan olsun. Mehmet'in resmi olsun. Oluştur butonuna bastım. Tık beni hemen indekse götürdü. Erkan burada yerini alıyor. Tabii tablomuzun araları çok açık arkadaşlar. Böyle yeni personel girdikçe şu anda kullanıcı ekranda çok bir şey göremiyor. Ahmet az çalışır. Öyle bir şey yazdık işte. Ahmet'in kendi resmi olsun. Buraya da bir placeholder yerleştirebilirmişiz. Kullanıcının nasıl bir değer gireceğini göstermek için arkadaşlar. Oluştur dedik. Bakın Ahmet geliyor. Hiç kontrol mekanizması olmadı arada. Nasıl bir kontrol mekanizması Eyüp? Onu açabilir miyiz? Yeni personel diyoruz. Onu ha anladım. Validation işlemleri. Şu anda evet öyle bir mekanizmamız yok. İleride bunu ayrı bir başlık altında işleyeceğiz. Data annotation'ları kullanarak sunucu tarafında yapacağımız validation'lar var. İstemci tarafında yapacağımız validation'lar var. Boş geçememesi ya da işte öğrenci notu giriyorsak 0 ile 100 arasında olmasın gibi, istediğimiz formata uygun olup olmaması gibi, şifre ekranı giriyorsak ikisinin birbiriyle aynı olması gibi değerler olacak arkadaşlar. Bunları modelden yöneteceğiz. MVC bu açıdan işimizi çok kolaylaştırıyor. Tek bir merkez. Biz modelde propertilerin üstüne bir validation ekliyoruz.
data annotation'ları kullanarak her yerde bu geçerli oluyor. Daha sonra onlara bakacağız. Tamam. Model tarafında sunucu tarafında da validation'lar yapabiliyoruz. İstemciye geçip eğer ki sunucuya ulaşırsa kullanıcılar bu ekranı kullanmayabilir. Arada programlar sıkıştırarak buradaki verileri bize sunucuya gönderebilir. Yani her zaman bu formdan gelmeyebilir bilgiler. Öyle durumlar için de sunucu tarafındaki validation'ları da çalıştırıyoruz. Ama dediğiniz gibi şu anda evet olanları aynen ekledik. Çünkü bugünkü amacımız bizim post işlemini öğrenmek. Formdaki bilgileri alıp sunucuya yazmak. Evet. Burada arkadaşlar şuraya bir placeholder koyalım demiştik. Resim kısmında hem onu da göstermiş olurum. Placeholder diyoruz. Kullanıcıya nasıl bir değer gireceğini örnek olarak gösteriyor önce. Ahmet JPG gibi bir şey girsin diyelim. Bir de indekste tablomuz çok büyüktü dikkat ederseniz. Şu tabloya gelip table sm sınıfını ekleyebiliriz. Tabloyu küçültür. Butonları da küçültebiliriz bu şekilde. btn sm diyelim. Bunu kopyaladık. Şuraya yapıştırdık. Bakalım şimdi. Şu ana sayfaya da aslında bir personel işlemlerine link koysak iyi olur. Şu anda geri dönüşü yok. Yukarıya yazmak zorundayız. Gelmişken onu da yapalım. Layout'ta çıkmasını istiyoruz bunu. Dosyalardan her sayfaya dolaştığımızda orada durmasını istiyoruz ya. O yüzden layout'ta yapmamız gereken bir işlem. Şu LI'lere bir tanesini ekleyebiliriz. Home ve privacy için var. Biz de personel işlemler için personel işlemleri diyelim. Buna tıkladığımız zaman personel işlemleri controller'ına gidecek. Onun için de index action'ı çağıracak. Evet. Yenileyelim bakalım. Güzel. Bakın şurada personel işlemleri butonu belirdi. Tıkladığımız zaman bizi ana sayfaya, personel işlemlerinin olduğu sayfaya götürdü. Tablo da biraz küçüldü. Butonlar da biraz küçüldü. Bize daha çok yer kaldı. Yeni personel ekliyorum. Adı hemen dolduralım. Ahmet. Evet, Erkan Hırnalı. Detayını tıklarsam Ahmet'in resmi gelecek ama müşteri yine aynı formülle çalıştığı için detay işlemleri burada görünüyor. Tamam mı arkadaşlar? Burada dediğim gibi form oluşturmaya baktık. Create işlemleri için, create ve biraz sonra göreceğimiz update işlemleri için kullanıcının önüne bir form çıkartmamız gerekiyor. Oradan bilgileri alıp HTTP operasyonlarından arka planda post olarak işaretlediğimiz action tarafından o verilerin işlenmesini sağladık. Onları listeye ekledi. Bu arada formdaki verilerin kolaylıkla alınabilmesi için action tarafında postlu action'a kolaylıkla aktarılabilmesi için model binding'den yararlandık. Yani biz tutup da şu kutucuk şuna aktarılsın gibi ayrıyeten kodlar yazmadık burada. Sadece ASP for'la o kutucukların modelin hangi alanlarıyla ilişkili olduğunu belirttik. Peki. Burayla ilgili arkadaşlar bir sorumuz var mıdır? Bunlarla ilgili. Tamam. Şimdi bize kayıtları bölün diyorlar arkadaşlar ısrarla. Bir ara verelim isterseniz. Olur mu? Ara vermek iyi oluyor. Benim için de iyi oluyor. Hani normalde gerek yok gibi düşünüyorum ama ara verince de iyi oluyor. Evet. 6 dakika az olur. 10 dakika, 15 dakika ara verelim arkadaşlar. 10 dakikada kapatıp açıp gidinceye kadar geçiyor hemen. Peki 20 geçe buluşalım tekrar. Olur mu? Evet Eyüp. Tamam. Şuradan okuyayım ben. Uf.
Tamam, ben de 5.0 yüklü ya, onun sürümünü ilk oluştururken düşürmeyi unutmuşuz. 3.1'de kalmış. Sizde 3.1 sürümü varmış. Bende Privia 2 yüklü. Ondan kaynaklı. Şuradan oluştururken CS Proj'dan 3.1'e düşürseydik ilk aklımdaydı benim ama işte yapmamışız demek ki. Evet. Privia 2'yi isterseniz kuruverin arkadaşlar. Tamam. Peki. 15 dakika sonra görüşmek dileğiyle diyelim o zaman arkadaşlar. Kaydımızı durdurduk.